Merhaba, biyolojiye ilgi duyduğunuz için buradasınız. Evet, eğer biyolojiyle ilgilisiniz bu çok mantıklı. Çünkü biyolojide her 50 sent şarkısı gibi cinsler arası ilişki ve hayatta kalmak üzerine kurulu bir şeydir. Bu arada bu videoyu izleyen herkesin her insanın da başka insanlarla kurduğu ilişkiler ve ölmemekle ilgilenmesi gerekmez mi? Bu dersi diğer derslerden biraz farklı bir şekilde işleyeceğiz. Nasıl mı? Mesela ilk dersi diğer derslerde ne olacağını anlatmak için harcayıp mındar etmeyeceğiz. Doğrudan derse gireceğiz. Evet, geliyor az sonra. Ama önce küçük bir hatırlatma. Eğer konuşmam size göre çok hızlıysa benim şu anda gerçek bir insan değil de sadece bir video olduğumu sakın unutmayın olur mu? Çünkü eğer bunu aklınızdan çıkarmazsanız anlamadığınız yerleri geri sarıp tekrar tekrar seyredebilirsiniz. Ve bu beni hiç ama hiç üzmez. Beni istediğiniz kadar durdurun geri sarın ve dinleyin. Bir zamanlar çok iyi bir öğretmenin bana bir konuyu anlamak için o konunun zorluk seviyesinin biraz altını anlamanın yeterli olacağını söylemişti. Biyolojinin altındaki zorluk seviyesi kimyadır. Ya da eğer bir biyokimya gelseniz muhtemelen bunun biyokimya olduğunu savunursunuz. O halde kimya ile ilgili daha çok şey bilmeliyiz ve başlayacağımız yerde kimya olmalı. Ben organik bileşenlerden meydana geliyorum ve adım Hank Green. Karbon içeren kimyasallara organik bileşik adı verilir. Bu arada karbon muhteşem bir şeydir. Neden mi? Bunun birçok sebebi var ama ben size üç tanesini söyleyeceğim. Birincisi karbon küçüktür. Öyle çok fazla protonu ya da nötronu yoktur. Toplam 12 tanedirler ve karbon zaman zaman da birkaç fazla nötronuna C13 ya e da C14 olur. İşte bu yüzden karbon çok fazla yer tutmaz ve kendine çok zarif şekiller verebilir. Halkalar oluşturabilir. ikili ya da üçlü bağlar, spiraller, katmanlar. Kısaca büyük moleküllerin beceremeyeceği, aklınıza gelebilecek havalı şekiller. Karbon olimpiyatlara katılan bir jimnastikçi gibidir. Tüm bu harika ve fark edilebilir şeyleri yapabilir çünkü minnacıktır. İki İkincisi karbon naziktir. Diğer elementler gibi istedikleri sayıya ulaşmak için elektron kazanmak ya da kaybetmek karbona göre değildir. Evet karbon yalnız olmanın ne anlama geldiğini çok ama çok iyi bilir. Ee, sodyum ya da klor gibi elektronların olmadan yaşayamam şeklinde isyan etmez. Sodyum ve klorun bu davranışı klorun solunduğunda sizin içinizi yakması, sodyum metalinde yutulması durumunda patlaması olarak açıklanabilir. Karbon sağ tamam daha çok elektron ister ama bunun için kimseyi öldürmez. Karbon ne kadar bir yeni yetme gibi bağlarını oluşturup bozsa da asla asla kin tutmaz. Üçüncüsü karbon bağ kurmayı çok sever. Dört tane elektrona ihtiyacı olduğu için yakınından geçen herkese hemen bağlanı verir. Hatta çoğu zaman yanında geçen iki, üç ya da dört elementle aynı anda bağ kurar. Karbon deminden beri anlattığım gibi birçok değişik element bağ kurar. Hidrojen, oksijen, fosfor ve nitrojen ne ve diğer karbon atomlarıyla. Bunu sonsuz sayıda düzenlemede yapabilir ve bu durum kendisi e, bizim gibi karmaşık yapıların çekirdek elementi haline getirir. Karbon küçük ve nazik olduğu ve bağ kurmayı çok sevdiği için yaşam onun etrafında şekillenir. Karbon biyolojinin yapı taşıdır. O kadar temel bir öze özellik yani öyedir ki benim insanları karbon çıkışlı olmayan bir yaşamı düşünemez bile. Karbona çok benzeyen silikon çoğu zaman uzaylı yaşam formlarının çıkış noktası olan potansiyel element olarak da ele alınmıştır ama karbona göre de daha ağır ve antal olduğu için karşılaştırıldığı elementin o zarif formlarına asla ulaşamaz. Silikon aynı zamanda herhangi bir gazda da bulunmadığından herhangi bir yaşama sebep olabilmesi için katı olarak yenmelidir. Karbonsa her an karbondioksit formunda etrafımızdaki hava içindedir ve böylece gezegenimizde yaşam oluşmasına olarak verir. Karbon yalnız başına altı 6 proton, 6 nötron ve 6 elektrondan oluşan bir atomdur. Atomların elektron kabukları vardır ve mutlu olabilmeleri için de bu kabukları doldurmalıdırlar. Birinci elektron kabuğuna S orbitali denir ve bu orbitalin dolu olması için iki elektrona ihtiyaç vardır. Sonra ikinci S orbitali gelir ve o da iki elektron istediği için karbonun bu kabuğu da doldurulur. Sonra birinci P orbitali gelir ve bu orbitalin dolması için altı elektron gerekir. Karbonun P orbitaline gelene kadar geriye sadece iki elektronu kaldığı için de 4 elektrona daha ihtiyaç duyar. Karbon kovalent bağ olarak adlandırılan bağlardan bolca kurar. Bu bağlar atomların elektronlarını paylaştıkları bağlardır ve en basit karbon bileşiği olan metan bir karbon atomunun 4 hidrojen atomuyla 4 elektron paylaşması sonucu oluşur. Hidrojen sadece bir elektrona sahiptir ve o da birinci S orbitalini doldurmak ister. Karbon 4 hidrojene, hidrojene 4 elektronunu 4 hidrojen de karbona birer elektronlarını verirler ve herkes mutlu olur. Tüm bu anlattıklarımı Lewis nokta yapısıyla gösterebiliriz. Lewis asit ve bazlarının arkasındaki adam olan Gilbert Lewis 35 kere Nobel ödülüne aday göstermesine rağmen bunların hiçbir kazanamamıştır. Lewis'in durumu tarihteki en yüksek aday gösterilme ve aynı zamanda herkes tarafından ortalama olarak kazanan ödül sayısını güzel şekilde özetler. Tam ne edeceğiniz gibi bu durum Lewis'i e hiç ama hiç memnun etmedi. Zamanını etkileyecek kimyagerlerinden biriydi. Foton terimini icat etmiş. Asit ve bazlar hakkındaki düşüncelerimizi değişik bir e, bakış açısı kazandırmıştır. İlk ağır su molekülünü üretmiş ve şu an bahsetmekte olduğumuz kovalent bağ konseptini ilk kez olmuştur. Ama Lewis çalışılması çok zor bir adammış. Birçok önemli işten istifa etmiş. Manhattan projesi de e, o proje için değerlendirilmemiş. Bütün meslektaşları ülkeyi kurtarmaya çalışırken Lewis korkunç bir roman yazmış. Lewis bir gün kendinden daha genç, daha karizmatik Nobel ödülünü kazanmış ve Manhattan projesinde çalışmış bir arkadaşıyla yemek yedikten sonra laboratuvarda sinyanür bileşikleriyle çalışırken yalnız bir şekilde öldü. Birçok kişi üzerinde çalıştığı sinyanür bileşiklerinin zehirlediğini düşünse de doktorlar çok daha detaya inmeden bunun kalp krizinde sonucu olduğunu söylediler. Size tüm bunları anlattım çünkü az sonra göstereceğim Lewis yapısı sorunlu bir dahi tarafından yaratıldı. Bunu bilin. Yani her zaman var olmuş olan soyut ve bilimsel bir şeyden bahsetmiyoruz tamam mı? Anlaştık. Mı? Birisi bir yerde bunun hakkında düşündü ve bu o kadar iyi bir araçtı ki o gün bugündür kullanıyoruz. Biyolojide bileşiklerin hepsi Lewis yapısıyla gösterilebilir. Bu diyagramlarla çalışırken ya da birini çizerken bazı elementlerin birbirine en dıştaki kabuklarında 8 elektron edilecek şekilde tepki verdiklerini aklınızdan çıkarmamalısınız. Buna oktet kuralı adı verilir. Oktetlerini tamamlayan atomlar mutlu olurlar. Örneğin oksijenin en dış kabuğunda 6 elektron vardır ve 2 elektrona ihtiyacı olduğu için H2O elde ederiz. Oksijen 4 elektrona ihtiyacı olan karbonla da bağ kurabilir. 2 oksijen atomuyla 2 tane ikili bağ ve karşı. O sinir bozucu küresel, küresel ısınma gazı yani bitkilerin kısacası yaşamı çıkış noktası olan CO2. Nitrojenin en dış kabuğunda 5 elektron vardır ve bu şekilde sayılırlar. Her biri 2 elektron alabilecek 4 alan vardır ve otobüse binen normal insanlar gibi elektronlar da birbirlerinin yanına oturmak isterler. Evet evet şaka yapmıyorum. Elektronlar da son ana kadar ya da başka şansları kalmayana kadar yan yana gelmemeye e, çalışırlar. Hadi sayalım 1, 2, 3, 4, 5 ve nihai mutluluk için nitrojen 3 hidrojenle bağ kurarak amonya oluşturur. Ya da 2 hidrojen ve amino grubu olarak anadırılan bir grup atomla bağ kurar. Eğer bu amino grubu bir karboksil grubuyla bağ kurmuş bir karbona bağlanırsa nur topu gibi bir amino asidiniz olur. Bazen de o iki örneğinde olduğu gibi kovalent bağlarda elektronlar eşit olarak paylaşılırlar. Bu bağlar polar olmayan kovalent bağ olarak sınıflandırılır. Zaman zaman da katılımcılardan birinin biraz daha aç açgözlü olduğunu görürüz. Mesela suda oksijen elektronları kendisine çektiği için elektronlar hidrojenle hidrojenlere kıyasla oksijenle daha çok vakit geçirmeye başlarlar. Bunun sonucunda hidrojen tarafında kısmi pozitif, oksijen tarafında da kısmi negatif yük, yük oluşur ve yüklü bir şey akla hemen polar kelimesini getirir. Burada bir pozitif, bir de negatif kutup oluşur ve bu bağlara da polar kovalent bağlar adı verilir. İyonik bağlarda ise elektron paylaşımı yerine bir elektronun bir atomdan başka bir atoma geçişi söz konusudur. Bu olaydan sonra atomlar yüklü bir atom ya da iyon olarak mutlu mutlu yaşamaya devam ederler. Atomlar genellikle nötr bak isteseler de tamamlanmamış bir kabuk her şeyi değiştirebilir. Peki günlük hayatımızda en çok karşımıza çıkan iyonik bir bileşik nedir diye sorarsam ne cevap veririz? Eski dostumuz sofra tuzu. NaCl ya da sodyum klorür. Sakın adına bakmayın, sakın adına aldanmayın. Çünkü daha önce söylediğim gibi sodyum klorür çok çirkin iki elementten meydana gelir. Bir halojen olan klorür oktetini tamamlamak için bir elektrona ihtiyaç duyar. Sodyumsa oktetinde yalnızca bir elektron bulunan alkali bir metaldir. Bu ikili oktetlerini tamamlamak için temasta bulundukları tüm kimyasal bileşikleri acımasızca parçalamaktan çekinmez. Ama karşılığında meydana gelen muazzamdır. Hemen elektron transferi yaparlar. Sodyum fazlalığından kurtulur, klorür de oktetini tamamlar. Na artı Cl eksi e e e e haline gelirler. O kadar yüklüdürler ki birbirlerine yapışık olarak kalırlar. Bu yapışkanlık durumuna da iyi iyonik bağ adı verilir. Bahsi geçen kimyasal değişiklikler çok önemlidir. Baksanıza ölümcül sodyum ve klorür birden bir lezzet bir şeye dönüştü. Bir de hidrojen bağları vardır. Bunlar pek de bağ gibi değildir. Suyu hatırlayın. Umarım suyu hatırlamışsınızdır. Su önemli. Su polar bir kovalent bağ ile bir arada kalır. Molekülün hidrojen ucu hafif e, pozitif ve oksijen ucu da hafif negatif yüklüdür. Bu durum su moleküllerinin serbest hareket ederken hidrojen uçları oksijen uçlarına yakın olacak şekilde bir arada kalmalarına sebep olur. Bu bağ türü başka moleküllerde de görülür. Örneğin proteinler. Proteinler işlerini yapabilmek için bu bağlar sayesinde katlanabilirler. Bu noktada bağların noktalar ya da çizgilerle gösterebiliyor ol olsalar bile aynı kuvvete sahip olmadıklarının altını çizeyim. Her ne kadar istisnai durumlar olsa da bazen iyonik bağlar kovalent bağlardan daha kuvvetlidir. Kovalent bağların güçleri ise çok büyük değişiklik e, değişkenlik gösterir. Bu bağların oluşma ve bozulması da yaşamın ya da bizim yaşamımızın çalışma prensipleri üzerinde çok ama çok etkilidir. Bağların oluşması ve bozulması yaşamın anahtarıdır. Sodyum metalinin yutulması durumu içinde ölümün anahtarı diyebiliriz. Biyolojide ilerlerken tüm bunları aklınıza tutun. Şu ana kadar tanıştığınız en güzel kıza değil, yakışıklı erkek bile bir su torba içinde oradan oraya yüzen kimyasallardan başka bir şey değildir. Önümüzdeki derslerde bunun yanında birçok farklı konuya değineceğiz.